Arkadaşlar merhaba. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Biliyorsunuz ön çamurluğumuzda, sağ ön çamurda böyle bir göçük vardı. İlk videoda bahsetmiştim. Burayı düzelteceğiz falan demiştim. Orayı ben düzelttim. Yani arkasından davulmazın oradan ittirdim, çıkıverdi. Artık onu da çekmiştim aslında onun videosunu ama sonra geri artık dedim ona gerek yok hani çünkü orada bir şey yapmadık. O bölümü atmayacağım size. Orayı ben ittirdim. Yani arkadan ittirebilirsiniz. Bir şekilde orayı çıkartın. Zor bir işlem değil artık. Çekicinin arkasıyla falan bir şekilde uğraşın, çıkartın. Ben bir şekilde çıkarttım orayı. Neyse şimdi orayı biraz pas vardı içinde biliyorsunuz. Bilmeyenler için şimdi hemen bir hatırlatalım Şurası burayı yaptırılacak. Şu çamlık boyanacak. Tampon yerine oturtulacak. Paramız biraz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi orası pas var içinde. Çünkü uzun süredir hani şey yapılmamış. Üzerinde de boya olmadığı için tabii ki paslanmış. Altına geçmedi. Sadece yüzeysel bir pas var. Orayı güzel bir zımparalayacağız. Tertemiz pasından uzaklaştıracağız. Sonra pasını işte tozunu temizledikten sonra güzel bir macun aldım. Çelik macun aldım. Çelik macunu güzel bir sertleştiriciyle karıştırıp oraya düzgünce bir macun yapacağız. Macunumuz kuruduktan sonra mümkün olunca tabii ki macun ince atın. Macunumuz kuruduktan sonra güzel bir sulu zımpara ile orayı da tamamen çamurluğumuzla uygun bir şekilde zımparasını Biraz göreceğiz nasıl bir şey olacak. Umarım güzel bir şey olur. Siz de umarım beğenirsiniz videoyu. Tabii ki beğendiyseniz de aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Hemen videomuza geçebiliriz. Burada ne lazım bize? Tabii ki zımpara lazım. Macunumuza ihtiyacımız var. Macun çok pahalı bir şey değil. Zımpara da çok pahalı bir şey değil. Hani bunu kendiniz yapabilirsiniz. Tabii ki boyama olabilirdi ama ben boyamak istemedim. Zaten vinil yapacağım dedim. Hem boyalı olmasın o parçamız. O kadar şey için komple çünkü kapının yarısını da boyuyorlar. Kapının ucunu da boyuyorlar. Ön çamurluğunu da zaten boyuyorlar. Hani renk tutsun diye. Ve de çok 500 küsür TL istediler. Hani tampon mampon sökülecek demişlerdi. Tabii ki tampon da şeydi mesela arası açıktı. Orayı da düzelttim. Farın içi de sarıydı. Onu da temizledim. Onların videosunu çekemedim. Ya çok uğraştırdı beni. Öldürdü yani far. Zulüm daha temizledim ama güzel oldu şimdi. Bir problem yok. Yani onu başka bir videoda umarım far temizleme videomuzu yaparız içinde. Yani kolay bir araç da olursa bizim için. Yani anlatamıyorum zor bir araç çünkü bir de malzeme eksik filandı yani o yıldız sonra. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Şimdi biz direkt konumuza geçelim. Çamurluğun güzel bir şeklini verelim. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi hasarlı bölüm burası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani şuraya göçüktü içerisinde. Ben burayı ittirdim. Şu bölümü zımparalamamız gerekiyor. Bu bölümde problem var. Yani mümkün olduğunca şuradan zımparalayacağım da. Yani bantlayacağım burayı şimdi. Bu şey bantımızla. Yani mümkün olduğunca boyaya zımparayı değdirmemeye çalışacağım. O yüzden gerekli yer zımparalansın diye. Vinil kaplatıyorum bize problem yaratmasın. Şimdi bölgeyi maskeledik. Bende böyle bir 220'lik zımpara vardı. Onun şu pasını almaya çalışacağım. Zaten çok aşırı bir fark yok da. Hani şeyin altında kalmasın. Boyanın altında kalmasın diye. Metal inene kadar bunu yapmamız lazım. Normalde bunu boyacılar istiralle yapar. Hani bir şey yapmak için. Çamurluk daha önceden boyandığı için çatladı. Yani ucuna boyası olsa muhtemelen bu kadar çatlamazdı. Daha önceden değişik boyandığı için. Yani çok güzel boyamamışlar sanırım. Astarın kurumasını beklemeden boya yapmışlar. Zaten böyle bir şey olmuş. Buradaki işlemimiz böyle arkadaşlar. Yani boya değil yani. Kalkana kadar üzerinden. Rayzın parlamamız gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Yani macunu ilk defa yapacağım.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an hiç pas yok burada. Maskenin bandını söktüm. Tekrar bir maskeleme yapacağım. Tam eğimini görmek için. Yani böylece sıfırladım. Hiç pas kalmadı. Önemli bir bezle yıkayacağım, kurutacağım sonra. Yani macundan önce. Yani onu şimdi yapacağız. Küçük bir bez aldım bunu. Isladım. Burayı yıkayacağım. Niye yıkıyorum? Tozdan kurtulmak için bu sefer. Yani sonuç olarak burayı nemli bezle tozunu güzelce alıyoruz. İkinci maskelemeyi yaptım arkadaşlar. Yani açımız bu. Eğim yerleri aldım. Şu da az göçüğümüz var. Burayı macun olacak. Şu açıda bir macun çekeceğiz. Ve şöyle çekeceğiz. Yani şu kordon var ya. O kordonu vermemiz lazım. Burayı biraz bol süreceğim zaten. Zımparalarken şu açıdan zımparalayacağız. Şu açıdan. Sonra kordonu vereceğiz muhtemelen. Birimizdik. Tekrar macunlarız falan. Şimdi ben macunu karıştıracağım. Şöyle bir normal karton aldım. Macunumuz burada. Oran %2'miş. Yani bu 1 kilo ise 2 gram. Ama 1 kilosu yok, 200 gram mı oluyor? 2 gram gibi bir şey, neyse 20 gram. Bundan yetecek kadar şu kartonun içine almamız lazım. Şimdi bu böyle de kuruyor ama tabii ki üstünden çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. Yani bindeki dediğine göre ben buna damlatmam lazım, yani çok az bir şey. Bakın bu kadar macuna çok az bir şey. Bunu güzel bir yediriyorsunuz tabii ki. Yani bunu yedirdikten sonra 5 dakika falan süreniz var. Önce yapmanız gerekiyor. Şimdi şu kıvamı alamazsınız, yoksa 5 dakika sonra sertleşir. Sonunda boşluk falan bırakır. Bu arada bunu hayatımda ilk defa yapıyorum. Bir kere daha yapmıştım da niye yaptım onu hatırlamıyorum. Çok başarılı olmamıştım herhalde. Arabanın kordon açısı var ya hani, ona göre gitmeniz lazım. Oralar da olacak şöyle. Biraz çok almışız macunu. Aslında hani çok şu an sıfır yapmaya çalışmayın. O göçükleri doldurun. Çünkü zımparalayacağız burayı. Çok hoş olmayabilir şu an yani görüntü. Ama hayatımızda ilk defa yapıyoruz ya. Yani. Olay bu arkadaşlar. Şimdi kurumaya bırakıyoruz bunu. En bol yağladım, kordon vereceğim için, de ilk defa yaptığım için. Bu kuracak. Muhtemelen 3-4 saat sonra kurur. Sonra yine bir zımparalarız. Devam ederiz bu şekilde. Biraz kurudu gibi. Sanki evet, biraz daha var. Şöyle şu üstü biraz zımparalamaya başlayacağım yavaştan. Üst katmanını alacağım. Biraz çok abartmışım macunu. Yani şu kadarcık bir yer. Neyse. Şurada da biraz
çatlaklık vardı. Yani açıklık vardı. Oraya da sürdüm. Oraya da zımparlayacağım. Benim şu tamponu açıldı. O videoda hatırlayın. Oraya kapattım. Şunun sütarı yoktu. Ondan sütesini değiştirdim. Filan filan yani ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Güzel oluyor. Buraya da sanki bayağı bir içi. Kilo macun varmış bir duruyoruz. Şimdi arkadaşlar 220'lik zımpara ince geldi tabii ki doğal olarak. Ben de gittim. Karşılıklı 80'lik. 80'lik zımpara aldım. Biraz kalın çektiğimiz için zımparayı kalınlaştırmak zorunda kaldık. Bayağı bir zımparladım arkadaşlar. Kordonu güzel verdiğimi düşünüyorum. Yani şu açıdan bakarsanız sanki tepeden biraz daha almam gerekiyormuş gibi ama şurada hafif tefek ufak tefek açıklar kaldı. Bu yüzden odaklıyorum. Şurada düzeltme macunu atacağım. Çok ufak ince bir şekilde. Çok az bir karışım. Şöyle şu bölümü. Hem tekrar zımparlamam için ince zımparayla düzeltme macunu atacağım. Şimdi düzeltme macununu atıyoruz. Yine karışımı yaptım. Çok ince bir şekilde sürüyoruz bunu. Bunu bastıra bastıra süreceğiz.
Zımpara aldım, bitirdim arkadaşlar. Şu açık yerler astara inen yerler. Şurada biraz metal yüzeyi kaldı. Bunun üstüne muhtemelen bir kat boya sıkarım ya. Şu metal sıkıntı yaratabilir. Biraz da zımparalayacağım. Sonra bir boya yapacağız. Şimdi bunun amacı astar vazifesi görecek. Bir kat attım, bir kat daha atacağım. Sonra bir zımparalarım, sonra bir kat daha atarım. Yeterli olur. Sonra üstüne vinil yapıştıracağız artık. Son halimiz bu. Yamalı olduk biraz. Tamir etmiş olduk işte. Aslında burayı altıgen vinilleri yapmayı düşünüyordum böyle parça parça. Yani bu da altıgen oldu. 4-5-6 evet. Ama vazgeçtim. Çok hoş durmadı. Çok yuvarlak yuvarlak. Küçük büyük kuantiyeler. Şu sanki burada patlamış da dağılmış gibi, kapının üstüne de birkaç tane şöyle saçılmış şekilde. Tampona da şöyle. Öyle bir şey yapalım. Son halimiz de böyle. Kordonumuzu güzel tuttu. Şurada çizikler var, onları pastayla aldığımız kadar alacağız. Buraya bir pasta atmamız gerekecek çamurla. Sanki orada bir boşluk olmuş gibi oldu. Bugünkü görevimiz de bu kadardı arkadaşlar. Bu işi de hallettik. Bir sonraki videomuzda vinil projemizi yapacağız. Bakalım o nasıl olacak. Şimdi ben arabayı güzelce bir yıkamaya götüreceğim. Çünkü orada çok battı. Bir de pasta alacağım, hafif oralara pasta atacağım. Onlar çok önemli bir şeyler değil zaten. Bugün de böyle hallettik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.